günaydın arkadaşlar. Seda'nın evine, kanalına hoş geldiniz. Evet, umutlar hiç bitmiyor öyle değil mi? Ben kahvemi yaptım. Siz de kahve içenlerden misiniz ya da çay sevenlerden misiniz? O zaman benim kanalımdasınız demektir. Evet, şimdi her sabah da Fox TV ile başlıyorum tabii ki. Ama umutlar gerçekten de bitmiyor. Bakın hala 90. saate gelinmiş ama hala bir mucize bekleniliyor. Elif Bebek mucizesi artık bizim hayatımızda bir mucize gerçekten. O da Yüce Rabbimin bir mucizesi bizler için. O yüzden hayata sımsıkı tutunalım. Bir daha böyle afetleri de yaşamayalım inşallah. Evet arkadaşlar, uyandık çok şükür. Dün biliyorsunuz haşhaşı çörek, tavuk göğsü yaptık. O videomu da izlerseniz sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bu arada yeni gelen tüm arkadaşlarımıza da hoş geldin diyorum. İyi ki geldiniz. İyi ki bu kanalda büyürüz. Emeklerimiz boşa çıkmaz, öyle değil mi? Çayımı koydum. Bugün teyzem geliyor bana, biliyorsunuz. Şimdi bugün yapacağım sadece, dün tavuğumu da haşlamıştım. Güzel onları da didikleyip dolaba attım. Güzel bir tavuk salata yapacağım. Bir de güzel şöyle nohutlu, evet, fıstıklı bir pilav yapacağız sizlerle. Ne dersiniz? Haydi bakalım, ben kahvemi içeyim. Sonra tekrar görüşürüz inşallah. Yani o kadar çok duygulandım ki anlatamam. Yani şu Yüce Rabbimin mucizesi o kadar büyük ki. Rabbim her şeyin en büyüğü, her şeyin sahibi o. Görüyor musunuz? 91. saatte kaç yaşında? Çok da Ayda bebek kurtulmuş. Bir mucize daha yaşadık arkadaşlar. Binlerce şükürler olsun. 91 saate kadar dayanabilmiş o bebek, Ayda bebek. Bir Elif bebeğimiz vardı. Şimdi bir de 91 saat üzerine kurtarılmış bir Ayda bebek var. Binlerce şükürler olsun Rabbime. Bakın mucizeye. O kadar şu anda duygulandım ki gözlerim bile doldu. O kadar ben de sevindim. Bu kurtarılan bebeciğe ya Rabbi. Allah'ım sen ne büyüksün ya Rabbi. Şu anda da fıstık tam temizliyordum ben de pilavım için. Pirincimi de koydum arkadaşlar. Allah'ım sen ne büyüksün. Mucizeler işte. Bu bütün Rabbimin mucizesi arkadaşlar. Rabbimin mucizeleri bitmiyor. İşte 91 saate kadar dayanabilmiş bir Ayda bebeğimiz daha kurtarıldı. Binlerce şükürler olsun. Çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Rabbim böyle mucizeleri tekrar yaşatsın. İnşallah bu sevinçleri tekrar yaşarız. Arkadaşlar gerçekten de bir mucizeye tanık olduk. Ayda bebek, yani Ayla bebekmiş esas ismi, Ayda değilmiş. Ama gerçekten de bu bir mucize. Rabbime binlerce şükürler olsun. Öyle güzel, öyle güzel de bakıyor ki 91 saate kadar hayata tutunmuş Ayla bebek. Ailesine geçmiş olsun diliyorum. Rabbimin mucizelerine de binlerce şükürler olsun diliyorum. Biz kahvaltıya oturduk arkadaşlar. Dün biliyorsunuz haşhaşlı çörek yapmıştım. Onu yiyelim, hem de bu mucize anını yaşamaya devam edelim. Öyle değil mi Mert? Kesinlikle Rabbim hiçbirimizi korkutmasın. Allah'ım neler var neler var. Ya Rabbim sen ne büyüksün. Ne güzel. Babaanne konuşuyor şu anda. İşte Rabbimin mucizeleri arkadaşlar. Arkadaşlar bir mucize yaşadık gerçekten de Ayla bebekle. Vallahi gerçekten neredeyse ağlayacaktım. O kadar gözlerim doldu. İşte Rabbimin mucizesi bu. Şimdi ben havuçlarımı rendeledim güzelce. Tavuk salatası yapacağız demiştim biliyorsunuz. Tavuklarımı dün akşam da didikledim. Mısır da çıkardım güzelce. Şimdi bunlar biraz sotelensin. Sonra salatamızı birlikte yaparız. Vallahi öyle, görüyorsunuz işte Rabbimin mucizeleri bitmiyor arkadaşlar. Gerçekten de bu sabah 91 saat üzerine Ayla bebek kurtarıldı. Saatlerce orada beklemiş Ayla bebek kurtarılmayı. O da Rabbimin izniyle tabii ki, öyle değil mi? Evet, bugünkü teyzeme menümü sizlere de saymak istiyorum. Haşhaşlı çöreğim,
Tavuk göğsü tatlım, o da çok güzeldi. Dün akşam yedim, denedim, muhteşem. Yapmanızı tavsiye ediyorum, mutlaka sizler de yapın. Tavuk salatam, güzel nohutlu, fıstıklı bir pilav da yapacağım. Damla çikolatalı, portakallı kurabiyem. Daha ne olsun? Belki biraz da fasulye turşusu da kavururum. Biraz vardı biliyorsunuz. İnşallah bir şey olmadıysa ona da bakacağım. Evet, günümüze devam. Rabbim mucizeleri üzerimizden eksik etmesin. Evet, havuçlarım pişti arkadaşlar. Onu soğumaya bıraktım. Şimdi ne yapıyorum? Güzelce bu kızartma tenceremi aldım. Derin tencere lazımdı bana. Biliyorsunuz şu fasulye kurmuş olduğum turşum vardı. Bunu biraz kavurmasını yapacağım. Ben çok seviyorum. Şimdi güzelce soğanlarımı böyle doğradım. Biraz zeytinyağı ve sıvı yağ da koyacağım. Karışık zeytinyağı da güzel lezzet katacağına inanıyorum. Güzelce soğanlarımızı pişireceğiz. Siz de sever misiniz fasulye turşusu kavurmaya? Biz Karadenizliler çok severiz. Vallahi güzel oluyor. Çok seviyorum ben. Bir kavanoz kurmuştum fasulye ama keşke daha fazla kursaydım. Gerçi hala fasulyeler de var. Bilmiyorum. Bu cuma eğer bulursam alacağım mutlaka. Şimdi güzelce yağımı da koydum. Kavurmaya başlayalım soğanımızı. En sonunda bir pilavım kalacak zaten arkadaşlar. Güzelce pişsin. Bu arada da fasulyelerimi pardon, turşularımı şöyle güzelce bir doğramak istiyorum. Evet, soğanlarım güzelce kavruldu. Şimdi böyle fasulye turşularımı doğradım. İçine katıyorum. İçine biraz da kırmızı pul biber de koyacağım. Bunu da böylece bitirmiş olduk. Ben çok seviyorum kavurmasını. Bilmiyorum sizler sever misiniz ama biz Karadenizliler çok severiz. İnşallah Rabbim nasip ederse fasulye turşusu daha çok kuracağım. Çünkü bu kahvaltıda normal misafirlerinize bile çok güzel gidecek bir tarif. Yalnız kırmızı pul biberimi bulamadım henüz. Şimdi bulup geliyorum. Evet, kırmızı pul biber de dökelim biraz. Şöyle lezzet versin. Tamam. Biraz soğanlarla birlikte harmanlayacağım. O kadar. Tuza muza gerek yok. Zaten tuzu içinde var. Ay çok güzel oldu. İyi ki de bunu da yapmışım. Aklıma dün geceden geldi bu. Evet. Şunu da dökelim. Evet, turşumuz hazır arkadaşlar. Şöyle size de göstermek istiyorum tabii ki. Sunum yaptığımda da sizlerle tabii ki birlikte yapacağız. Teyzem geliyor bugün bana. Epeydir gelememişti. Kendisi ameliyat da oldu biliyorsunuz. Aynı annemin ameliyatından. Rabbim herkese sağlık, şifa versin diyorum. Bakın çok güzel oldu. Bakın. Lezzetli. Çok severiz. Sizler de sever misiniz turşu kavurmasını? Vallahi biz çok seviyoruz. Evet, turşum da hazır. Bir pilavım kaldı. Pilavı da saat 12:30 gibi atacağım. Şu demliğimi tekrar yıkamak istiyorum. Bir de günlük bir süpürmemi yapayım. Salatamı yapalım. Ondan sonra günümüze tekrar devam. Evet arkadaşlar. Fasulye turşumuzu yaptık. Güzelce kavurduk. Şimdi gelelim tavuklu salatamıza. Mısırlarımı çıkarmıştım derin dondurucudan. Şimdi kavurmuş olduğum havuçlarımı da ilave ediyorum. Renkli çünkü çok güzel. Öyle değil mi? Bu borcamlar gerçekten çok güzelmiş. Eğer bir tane daha bulursam alırım kesinlikle. Bu plastiklerden kurtuluruz en azından. Öyle değil mi? Evet, bu tamam. Sonra burada güzelce tavuklarımı dün akşam didiklemiştim. İçine zerdeçal, karabiber, kekik ve pul biber de döktüm. Şimdi onları da karıştırıp onları da ilave edeceğim. Şöyle güzelce şunları da harmanlayalım. Dün akşam bunları çünkü kaynattım, didikledim ki hazır olsun diye.
Şimdi bu karışımı da döküyorum içine. Ne yapıyorlar? Bu da şöyle. Bir tanesi bunu alıyor. Şöyle birazını da çorbaya ayırmak istiyorum. Çorba yapacağım çünkü. Mert'e yarın sabah okula gidecek. Şimdi bakın, görüyor musunuz şu cümbüşü çok güzel. Ve yeşillik olarak da tabii ki dereotlarımı da doğradım. Onları da ilave ediyorum. Aslında salatalık kornişon turşu olsaydı ondan da koyacaktım. Mert! Bir şey lazım değil, söyle oğlum. Görevimiz geldi ekmek servisi için. Evet, şu anda bunun içinde mısır, havuç, dereotu. Of, çok güzel. Tavuk suyum da var. Biraz da tavuk suyuyla birlikte güzelce. Ay, çok güzel oldu. Biraz da içine ceviz katacağım arkadaşlar. Hemen cevizimizi de katıp geliyorum. Cevizlerimi de ayarladım. Şimdi cevizlerimi de katıyorum. Bu ceviz her şeye çok yakışıyor. Tatlılara, salatalara. Çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Çok hafif de biraz tuz atmak istiyorum. Çok az. Şöyle. Çünkü teyzem çok tuzlu, her şeyi sevmiyor. Evet, salatamın iç harcı hazır. Çok da güzel oldu. Bakın, renk cümbüşü de çok güzel. Havuç, biraz pişirilmiş havuç, mısır, tavuk göğsü, haşladığımız tavuk göğsü. Turşu olsaydı turşu da koyacaktım. Biraz da ceviz koydum. Burada da yoğurt ve mayonez karışım var. Bir diş sarımsak da koydum. Şimdi onu da katıyorum. Evet, bunu da katıyorum. Bu da çok güzel bir salata oluyor. Pilavın yanında. Afiyetle yenecek inşallah. Şimdi şöyle güzelce harmanlayalım bunları. Bakalım yoğurt durumu nasıl olacak. Merak ediyorum. Evet, Demet ve Alişan'da canlı müzik yok sadece. Doktorlar var. Tabii ki öyle olmalı. Çünkü bugün yaşadığımız mucize tüm Türkiye'yi bence ağlattı diyebilirim arkadaşlar. Kesinlikle. Öyle düşünüyorum. Hepimiz insanız. Ve her Türk insanı da çok duygusal. Öyle değil mi? Hepimizin evlatları var. Rabbim tüm evlatlarımızı da korusun diyorum. Evet, salatam hazır. Yoğurt da çok iyi oldu ama biraz daha mayonez koyabilirim. Sanki öyle gibi geliyor. Bakın. Yoğurt ve mayonez biraz daha ekleyebilirim buna. Çünkü çok katı olacak böyle. Biraz daha yoğurt ve mayonez ekleyeceğim buna. Ve salatam hazır. Bakın, biraz daha yoğurt ve mayonez koyunca çok daha güzel oldu. Evet, salatam da hazır. Şimdi onu da hemen şöyle güzelce döküp dolaba atalım arkadaşlar. Evet, şöyle koyalım güzelce. Güzel bir salata oldu. Dereotu da çok yakışıyor buna. O yüzden de mesela borcam da o kadar ağır ki kaldıramıyorum, biliyor musunuz? Bayağı bir ağır bir borcam bu. Deniyorum ama kaldıramıyorum. O yüzden böyle koyuyorum arkadaşlar. Buna bayağı bir kuvvet lazım. Evet, salatam çok güzel oldu. Sizler de beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorum yazan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlar yazıyorlar. Benimle paylaşıyorlar. Hepinize buradan tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yalnız bundan daha fazla almayacağım. Keşke daha büyüğüne koysaydım. Bu böyle hazır. Şimdi bunu da, bu kalanı da başka bir borcamıma koyacağım. O zaman salatam hazır. Bunu artık dolaba koyabilirim arkadaşlar. Salatam da bitti. Onu da koyduk. Şimdi turşumu da koyayım borcamıma. Bakın. Çok güzel oldu. Görüyor musunuz? Evet. Onu da böyle kaldırayım. Çünkü onu da yıkayıp kaldırmak istiyorum. Evet. Birçok işimi halletmiş oldum arkadaşlar. Çok şükür. Şöyle güzelce.
Vallahi bakalım, gökyüzü yasaklar gelecek diyormuş ama bakalım yine yasaklar gelecek mi? Çünkü ülke bayağı bir yasaklar altında. Bakalım bizim ülkemiz ne kararlar verecek. Ben de bu gökyüzünü çok merak ediyorum. Evet, fasulye turşum da hazır. Bunu da kaldırmak istiyorum. Evet, geriye ne kaldı arkadaşlar? Bakın, bulaşık makinamı da dolduruyorum bir yandan. Geriye ne kaldı? Bir pilavım kaldı. Pilavımı da yaparken birlikte yaparız. Ama bu arada çay sevenler burada mı? Şöyle kendimi de göstereyim size. Evet, ben de buradayım. Çay sevenler burada mı? Çayımı da aldım. Hem çayımı da içerim, işimi de yaparım diyenlerden misiniz acaba? Haydi bakalım, çaya devam. Evet, nohutlarım vardı. Onları koydum. Biraz da fıstıklarımı da koydum. Şöyle güzelce pişiriyorum. Tabii ki ne yapıyoruz? Pilavımı yapıyorum şöyle güzelce. Evet, teyzem de geldi bu arada. Bana lif vermiş. Onu da göstereceğim size. Yine çok güzel bir pilav yapıyoruz inşallah. Evet, suyum da kaynamak üzere. Evet, yıkadım pirinçlerimi de güzelce arkadaşlar. Şöyle süzüyorum. Ve pirinçlerimi ilave ediyorum. Tuzumu da katayım. Şöyle güzelce. Çok güzel olacak. Nohutlu fıstıklı pilav. Bazıları çok sade sever ama böyle de güzel oluyor. Çok defa yaptım ben böyle. Şimdi güzelce de biraz harmanlayalım tereyağıyla. Evet. Böyle çok güzel de olacak inşallah. Nohutlarınızı haşlayıp dolaba attığınızda çok pratik oluyor biliyorsunuz. O yüzden sizler de yapın, bulundurun. Ben hepsini biraz hafif haşlıyorum. Sonra güzelce pilavlarda, yemeklerde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Evet. Şimdi suyunu da ilave edeceğim. Biraz daha koyayım. Tuz belki çok tuzlu olabilir. Evet. Suyumuzu koyabiliriz. Bunu da çayın altına koyuyorum, şu sarı bezi. Çayımı da demlemek üzereyim. Ve suyumuzu ilave edelim. Sıcak su tabii ki. Şöyle. Pilavı çok seviyoruz biz. Bilmiyorum, sizler de seviyorsanız. Pilav çok yapılıyor benim evimde. Evet. Suyum da kaynayınca çayı da ben veririm. Tamam, pilavın suyunu da koyduk. Güzelce çeksin. Sonra kısık ateşte pişecek inşallah. Bakın. Çok güzel. Nohutlu ve fıstıklı pilavım pişmeye hazır. Bunu da kapatalım. Ve tamam, şimdi bakın, teyzeme bir merhaba diyelim. Evet, epey bir uzun aradan sonra teyzem evime gelebildi çok şükür. Hoş geldin teyzem. Nasılsın canım? İyiyim. Ameliyattan sonra? İyiyim çok şükür. İyi, evet, o da kurtuldu çok şükür. Epey bir ara görüşemiyorduk biliyorsun, evet. Ameliyattan sonra. Gel dedim geçen hafta, gelemedin canım. Neyse, bu haftaya nasipmiş. Bakın, teyzem bana lif örüp getirmiş. Ben de ona şöyle çok güzel benim şu örgü çantalarımdan almıştım. Böyle birbirimize seviyoruz değil mi teyze? Evet. Hadi hoş geldin tekrar canım. Hoş. Arkadaşlar bakın, teyzeme çok güzel sunumumu yaptım. Onlar oturdular, Mert'le ikisi. Bakın şöyle sunumlarıma. Pilavım, tavuklu salatam, kurabiyem, haşhaşım ve fasulye turşu kavurması da yaptım canım. Bir de teyzem çok sever sütlü tatlıları. Onu özellikle yaptım. Şöyle tabaklarımı da koydum. Evet, biz şimdi güzelce yemeğimizi yiyelim. Sağ ol canım. Sen de hoş geldin. Sefalar getirdin. Afiyetle yersin inşallah. Haydi arkadaşlar, görüşürüz. Bakın, ihtiyarım geldi hemen, pamuk ona hoş geldin diye kapsak onu. Papan hiç gelmedi. Hadi sen.
sen ye tatlını, bir şey yapmaz. O tatlıya gelmek istiyor da ondan ihtiyar. Bak 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 bak. Çok tatlı ama teyze var ya, sabahları nasıl? Sabahları var ya nasıl böyle çık çıklıyor biliyor musun? Ay bak sen, bak bak bak. Vallahi teyze onlar bile sevgiden çok iyi anlıyor biliyor musun? Vallahi. Bakın İlkaycığım da gelmiş, hemen hazırlamış tabaklarını. Maşallah maşallah. Afiyet olsun canım. Kız bir şey yememiş dedi, kek bir dilimini yemiş. Pamuk sen de gel çabuk bakayım buraya. Çabuk buraya gel. Merhaba arkadaşlar. Misafirlerimiz çoktan gitti. Ben de ondan sonra biraz bayağı bir dinlendim, uzandım. Biraz da şekerleme yaptım. Şimdi çay suyumu koydum. Tabii ki akşam da çay içeceğiz. İçmeden olmaz biz çay sevenler olarak. Şimdi şurada da biliyorsunuz dünden kaynatmış olduğum tavuk suyum vardı. Şimdi onu kaynatıp biraz tavukları didiklemiştim. Ona da onu da ayırdım. Çünkü yarın Mert sabahtan okula gidecek. Çorba da içmek istiyorum. Biraz da yine bir kasede çorba içeceğiz akşam üzeri Mert'le. Şimdi o çorbamı yapıyorum. Şimdi suyumu böyle koydum kaynasın diye. Kaynayınca arpa şehriyelerimi ilave edeceğim. Sonra tavuklarımı da tabii ki ama birlikte yaparız. Ne dersiniz? Haydi o zaman. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor gününüz? Bugün vallahi heyecanlı, mutluluktan ağlayan ve epeydir de teyzemle de görüşememiştik. Onunla da görüşmüş olduk. Çok güzel mamalar yapıp sunumumu da yaptım. Çok beğendi. İnsanlar sevdikleriyle paylaşınca da daha da hissediyor kendini. Öyle hayat mutluluktan, sağlıklı yaşamaktan ibaret. Tabii ki sevdiklerinizle. Sevmediklerinizi lütfeden, lütfen haydi yolunuzu ayırın, eyvallah deyin. Bunu da sakın unutmayın. Hayat sevdiklerinizle güzel. Suyu çorbamın içine arkadaşlar arpa şehriyelerimi attım. İçine ayrıca zerdeçal ve karabiberimi de ektim. Bunlar benim vazgeçilmez baharatlarım biliyorsunuz. Şimdi şuradaki tavuk didiklemiş olduğum tavuklarımı da onun içine atacağım. Sonra tekrar biraz kaynatıp sonra birlikte tekrar gelin sosumuzu ayarlayalım. Çorbamız sosunu hazırladım arkadaşlar. İçinde ne var derseniz bir yumurta sarısı, un, 3 yemek kaşığı yoğurt ve bir tane de limon suyu sıktım. Bu da çorbamızın sosu olsun. Tavuk suyuna sosunu da hazırladım. Şimdi ne yapacağım? Şöyle içinden biraz alıp buna dökeceğim. Şöyle alıyorum ve içine döküyorum ki biraz sulandırmamız lazım. Şöyle bakın. Sizlerle birlikte yapayım dedim bu güzel çorbamı da. Biz bir çorba aşığıyız. Çorbaları çok seviyoruz. Bilmiyorum sizler de sever misiniz? Bakın çorbayı açıyorum onunla birlikte. Unu da niye koydum? Biraz koyu olması için. Çok sulu olmasın dedim. İçinde pul biber, kekik hepsi de mevcut biliyorsunuz. Tavuklarımı öyle yapmıştım. Bakın bayağı da bir sulandı. Ama şimdi tekrardan yapacağım biraz daha. Bakın. Evet. Sulandırmak için. Sonra bu şeyimizi güzelce çorbaya katacağız arkadaşlar. Evet gayet iyi. Şimdi çorbama dökme zamanı geldi diyebiliriz. Bakın gayet güzel oldu kıvamı da. Haydi çorbamıza katalım. Şöyle güzelce çorbama da kattım. Daha sonradan ben bunu sıyıracağım. Sizlerle şu anda tek elimle iş yaptığım için şöyle biraz da karıştıralım şimdi bu karışımdan. Onu tabii ki ziyan etmeyeceğim. Şöyle güzelce çorbamızı karıştıralım. Karıştırmak da önemli biliyorsunuz. Güzel tavuk suyuna çorbamız hazır. Şimdi böyle de bir güzel kaynasın. Un koydum. Unu neden koyduğumu söyledim size. Koyulaşsın diye. Çünkü öbür türlü de çok yani çok sıvı olurdu, koyu olmazdı çorbamız. O yüzden de böyle bir yaptık. Sosumuz bu arkadaşlar. Yoğurt, limon, un ve bir yumurta sarısı olacak. Bu sosu her yerde ekşili çorbalarınıza,
köfteli ekşili çorbalarınıza, tavuk çorbalarınıza kullanabilirsiniz. Bakın bu da bir şifa deposu bir çorba oldu, görüyorsunuz. Haydi o zaman şu israf etmiyoruz tabii ki, onu da bir değerlendireyim ben. Ve tuzunu da ilave edelim ve çorbamız hazır sayılır artık. Arkadaşlar şöyle şifa çorbamızı da koyduk. Mert'imle birlikte şöyle güzel bir kase çorba içelim dedik. Şu yorgunluğun arkasından da iyi gideceğine inandık. Arkasından da tabii ki ne Mert? Çay. Tabii ki çay. Çaysız bir akşam olmuyor bizim evde. Haydi hepinize de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun. Merhaba. Yemekler yendi. Bugün dolu dolu bir vlog çektim sizlere. İnşallah beğenerek ve severek izlersiniz arkadaşlar. Çayım elinde. Çay sevenler burada mı? İlk defa da herkesin bu popüler reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı'nı izliyorum. Çok popüler bir diziymiş. Ben de merak ettim. Böyle çok titizlik şeyleri sevmediğim için. Evet ben de çok temizim. Dikkat ediyorum ama bunlar hastalık derecesine. Bir de gerçek yaşanmış bir hikayeden Gülseren Buğdaycıoğlu'nun dizisiymiş. Kendisini çok seviyorum. Kendisi bir psikolog zaten. Kitapları, her şeyi çok güzel. O yüzden de hoşuma gitmeye başladı sanki. Neyse artık bugünkü vlogumu kapatmak istiyorum arkadaşlar. Evet bir günü daha bitiriyoruz. İnşallah tekrar başka bir vlogda buluşmak dileğiyle diliyorum. Hepiniz hayırlı akşamlar. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. İyilikle kalın.